İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bizler enerjimizi yapılandıracağız. Hatay'ımızı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Aslında her iki bakanlığın koordineli şekilde çalışmasını gerektiriyor. Sevgili izleyiciler, iyi akşamlar. Hatay'da Hayat. Bugün Perşembe günü saat 9.30 HRT ekranlarında buluştuk. Bakalım bugün Sakine Altay'ın konuğu kim? Hatay'ımızın güzeller güzeli kızı. Hepimizin yakından tanıdığı Instagram fenomeni. Aslında Mediha tiplemesiyle tanıyoruz onu. Sayın Dilek Bostancıoğlu. Efendim programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Hoş buldum, çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Dilek Hanım, herkes gibi ben sizi çok merak ediyorum. Büyük bir hayranlıkla çalışmalarınızı izliyorum, takip ediyorum. Özellikle şu anda geçirmekte olduğumuz bu zor dönemlerde bizleri güldürmeyi başarıyorsunuz. Şu anda benim gibi herkes çok hayran aslında size. Nasılsınız? Biraz sizi tanıyalım. Hataylısınız. Evet, Hataylıyım doğma büyüme. Defneliyim. Ben genelde hemen böyle Hataylıyım ama Defneliyim yani. Eskiden Antakyalıyım derlerdi yani. Ben Defneliyim. 29 yaşındayım. Üniversite mezunuyum. Bu işe başladığımızda bir eğitim ya da bir tiyatral açıdan bir eğitimimiz yok benim ve ekip arkadaşlarımızın. Sadece işte eskiden okullarda, ilkokulda, üniversitede, tiyatro gruplarında hep rol alırdık, sahneye çıkardık. Tabii sahneyle kamera çok farklı kamera önü. Şu anda çok heyecanlıyım zaten, konuşamıyorum. Bu kadar heyecanlanacağım. Şimdi üniversite eğitimimiz nedir? Ben kontrol ve otomasyon 2 yıllık mezunuyum. Liseyi... Teknik bölüm okumanıza rağmen mizah anlayışınız muhteşem. Genelde çünkü teknik bölüm mezunları biraz daha ciddidir, zor güler. Ama demek ki içimizde çok bambaşka bir ruh var. Seviyorum da ayrıca gülmeyi, eğlenmeyi. Bunun yanında ben de gülerken, eğlenirken insanların da gülmesini ve eğlenmesini istiyorum. Severek yapıyorum ya, çok eğleniyorum. Ben video çekerken çok çok gülüyorum. 20-30 tekrar yaptığım oluyor bazı videoları gülmekten. Yani düşün, tek başımayım, kamerayı koymuşum. Şey diyorum ya, dışarıdan biri görse diyecek bu deli ne yapıyor? Mesela cam kenarı oturuyorum ya bazen. Komşuların görüp gülmesi mesela, o da ayrıca bir komik oluyor işte. Kiminle konuşuyor falan. Hani karşıda kimse yok ama ben habire konuşuyorum. O da komik oluyor. Güzel yani, seviyorum. Ne kadar güzel. Etrafındaki bütün küçük büyük hareketlerden aslında ilham alıyorsun. Peki yolculuğumuz nasıl başladı? Hani video çekimlerimiz, kendinde bunu fark etmen, bu konuda kendini keşfetmen, sana kimler ilham oldu, buradan teşekkür de edebilirsin. Hemen etmek istiyorum, ayrıca şöyle yapmak istiyorum. Tolga Antakya, yine herkes tanıyor zaten kendisini, onunla başladım. Üniversitedeydim ben, o da oradaydı, İskenderun'da. Kadın oyuncuya ihtiyacı oldu, video çekecek, bir şarkı yazmışlar. Kadın oyuncu lazım. Mesaj attılar, gelir misin? Geliyorum dedim, gittim. Çektik. O videodan sonra Tolga dedi ki ya beraber mi devam etsek? Yani olabilir dedim ama dedim dur şu Facebook'tan, o zamanlarda Facebook yaygın. Dedim dur şu aileleri bir engelleyelim. Herkesi görmesinler. O zamanlarda 2014'ten bahsediyorum tabii, biz böyle çekine çekine yapıyoruz ama gizli saklı ama yapıyoruz yani. Zor şartlarda tabii toplum normlarını da düşünerek ya aslında orada bir mücadele var. Hani o önce engellemeler. Hayır Mehmet Nasır, hayır Nebil Kamera. Bunu söyleyecekler. O yüzden dedim dur ben bir engelleyeyim. Gidişata göre, sen dedim paylaş video, gidişata göre haberleşiriz. Neyse eve gittim. Tabii ben önce WhatsApp grubu kurdum. Arkadaşlarımı ekledim. Beyler, hanımlar hadi bakın video paylaştık hemen izleyin falan. Heyecanlıyız yani, ilk videomuz. Benim ilk videom Tolga'yla. Sonra dedim olmaz ya, aileye söyledim. Ya dedim biz video çektik. İşte biz bunu dedim internette yayınlayacağız, hani haberiniz olsun. Hani gülün yani. Dilek Hanım burada duralım. Ailemiz ne tepki verdi? Annemiz ne dedi? Babamız ne dedi? Güzel ablalarımız ne dedi? Böyle tepkiler çok güzel. Bir yandan utanıyorum, çok çekiniyorum ama bir yandan da nasıl diyeyim size, böyle bizi yolda görenler, işte fotoğraf çekilelim mi? Çok utanıyordum ben. Hesaplarım hep gizliydi. Sonra böyle sağ olsun Tolga, devam et dedi. Ettik.
Sonra bu zamanlara kadar geldik. Birbirinize ne güzel ilham olmuşsunuz. Sosyal bir arkadaşlık sonra ticari bir dostluğa, bir işbirlikteliğine döndü. Dilek Hanım, ben hep şuna inanıyorum Hataylı bir insan olarak. Bizim Hatay'ımızın kızları ve kadınlarının ailelerinden aldığı moral bambaşka. O yüzden biz gizli saklı işler de yapmayı çok beceremeyiz. Hayır. Bir işe gireceksek belki başta biraz hani acaba mı diye o dönemler belki biraz saklamaya çalışırım. Ama sonra mutlaka ya biz söyleriz ya mutlaka bilerek ya da bilmeyerek kendimizi ele veririz ama kesinlikle. Ailemizin desteği bizi müthiş motive ediyor. Evet. Hani bizim yürü ya kulum dönüm noktamız ailemizin desteği. Kesinlikle. Katılıyor musunuz? Evet, katılıyorum. Zaten benim ilham, yani bu ilham perileri hep aileden, mahalleden, komşulardan. İnanılmaz bizim ortamlarımız vardır ya. Çok komik. Anlatamam sana. Mesela bazen şey tepkiler alıyorum. Yani Türkçe'de söylesene işte Türkçe altyazı. Ya diyorum valla ben bu espriyi Türkçe yaparsam gülmeyeceksiniz. Yani komik değil. Benim onu Arapçayla söylemem gerekiyor ki komik olsun. Hani bizim şeylerimiz asma ağacın altında o akşamlarımız var ya, meşhurdur. Ya da Tahtettin'i. Onlar çok meşhur. Oradaki sohbetler hep sizlere evet. ilham kaynağı Tabii. oluyor. Zaten burada ciddi ciddi geçmişten geleceğe evet. hep malzeme sorunu da yaşamazsınız. Yok, yaşamıyorum. Bazen şöyle acaba hangi konuyu işlesem gibi düşündüğün zaman. Bazen kilitlendiğim oluyor. Ya diyorum ben bugün nasıl video çekeceğim? Ne video çekeceğim? Ya diyorum neyse ben bir mahallede tur atayım. Gelirim falan. Ama bazen de şey diyor mesela bazen. A bunu da mı çekeceksin? Bunu da mı yapacaksın? Yok oluyorum, sen merak etme mesela, ben onu toparlarım. Mesela ben bir videoda da zirve olmuştum yine. Samandağ dolmuşlarında sıradan bir gün. Ben o olayı birebir yaşadığım için aslında video çektim. Dolmuştayım, Samandağ'a denize gidiyorum. Bir tane teyze yanıma oturdu. Birden dedik ki ye maşallah şıkkat keysi bana. Yani maşallah kızım çok güzelsin falan dedi. Teşekkürler. Valla bekarsın. Direkt böyle deyince. Evet dedim teyze, bekarım. Yeah, benim oğlum var. O çok zengin. Bu Arabistan'da. İstersin. İşte ben onu video yaptım. O zamanlarda onu video çekerken koronaydım. Karantinadayım. Kendime gelmiştim. Ya dedim ben bunu en iyisi video yapayım. Çektim. O çok iyi izlenme almıştı o video. Sonra böyle devam ettim. Tolga bir süre böyle piyasadan kayboldu. Ya dedim ben yıllarımızı verdik. Şimdi niye çekileyim? Ben bir devam edeyim. Tek başıma da devam edebilirim. Edebilirim. Yalnız az önce verdiğin örnek, replik gerçekten saniyeler içerisinde bekar mısın, benim oğlum var, yeğenim var değil mi? Bu hepimizin başına gelmiştir mutlaka. 5 saniyesini falan aldım. Bunun çok Hatay'a özgü olduğunu düşünüyorum. Hemen o eşleştirme ruhuyla anneler, teyzeler, neler. Evet, evet. Hep yani çok çok iyi ya. Ben seviyorum Hatay'ı, çok seviyorum burayı. Yani iyi ki Hataylıyım. Gerçekten iyi ki burada büyümüşüz. Kültürümüz çok zengin, çok güzel insanlarız. Ben bize hayranım şahsen. Evet, ciddi hatayım. Bir aşk var. Zaten o duyguyu gerçekten ekranlarda da bize, hepimize çok güzel geçiriyorsun. Ben başarılarının devamını diliyorum. Çok teşekkür ederim. Severek seni izliyoruz. Çok ailecek, sülalecek derler ve bütün arkadaşlar, dostlar. Evet. Peki Dilek Hanım, şimdi konu düşünürken hiç böyle zorlandığın ya da işte acaba bu güldürür mü, bunu böyle geliştirsem dediğin noktada böyle arayıp fikir aldığın, yani o bize o süreci anlatır mısın birazcık? Örnek de verebilirsin. Genelde şöyle oluyor, benim en büyük ablam çok komik. Ben ona hayranım. Kadının her şeyi olay yani. İzleyince inşallah kızmaz. Mesela ben onlarda oturuyor oluyorum. O mutfakta yemek yapıyordur falan, 3 tane de çocuğu var. Yeğenlerim, canlarım benim. Allah razı olsun. Sağ olun. Videoda zaten genelde benimleler. Bakıyorum eşiyle muhabbetine, çocuklarıyla. Dönüp diyorum ya baksana ben bunu video yapsam kızar mısın? Diyor yani yok yapabilirsin falan. Çekiyorum, sonra ona gönderiyorum. Videoyu çektikten sonra mesela Caner'e gönderirim. Yönetmenimdir o benim. Sağ olsun. Nasıl olmuş, izle, gideri var mı, paylaşılır mı? Çok yani var. Mesela ben mesela tek çekimde çektiğim videolar azdır. Yani 20-30 tekrar yaptığım oluyor. Yani tamam 1 dakika, 1 dakika 30 saniye video ama ben onu 15-20 kere, 30 kere çektiğim oluyor. Sonra düşün, oturuyorsun bunları tek tek izliyorsun. Bazen sesimden sıkılıyorum.
Ya sizi çok iyi anlıyorum. Senelerdir evet. televizyon medya sektöründeyim ve gerçekten işin o montaj kısmı. Bir de hani her şeyin mükemmel olmasını evet. istiyorsun. Hatasız ilerlesin evet, istiyorsun. Evet. Yani yorucu bir süreç. Yorucu. Ama önümüzdeki yıl 10 seneyi dolduracaksınız. Evet. Ve senelerdir bir aşkla, bir heyecanla devam ediyorsunuz. Evet. Çizgi dikey olarak yükseliyor. İnsanlar tabii hep olumlu yorum yapınca evet. siz daha bir motive oluyorsunuz. Peki Dilek Hanım, şimdi sizi biraz hüzünlü bir döneme çekeceğim. 6 Şubat 2023 sabahı biliyorsunuz ki ve de hepimizin de burada yaşadığı gibi hayatımız geri dönülemeyecek ölçüde değişikliklere uğradı. Her şey farklılaştı. Alt üst oldu. Hani evi yıkılan da yıkılmayan da vefat edenler, akrabalarımız, hayatta kalanlar, hayatı çok başka sorgulamaya başladık. Ve elbette ki kederimiz nesiller boyu sürecek. Biz yaşadığımız bu anı hep çocuklarımıza, torunlarımıza anlatacağız, aktaracağız. Şimdi depremden önceki Dilek Hanım, Mediha tiplemesi ve depremden sonraki Dilek Hanım. O süreç sizin için nasıl geçti, depreme nasıl yakalandınız ve daha sonraki süreçte, çünkü çok ciddi yardım kampanyalarına da öncülük ettiniz. Biraz onu sizden dinleyelim. Yani şöyle başlamak istiyorum bu depremle ilgili konuya. Herhalde şimdi oturup ağlamaya başlasam, yani bu benim aylarımı alır. İçimde yani çok buruk, çok üzgünüm aslında. Çok da içim acı dolu aslında. Evet, gülüyoruz, eğleniyoruz falan ama içimiz buruk ya. Çok buruk hepimizin. Ben bir süre kendime gelemedim depremden sonra. Bir ilk hafta falan hiç görünmedim. Hatta hiç unutmuyorum, öldüğümüz sanan takipçilerim Antakya'ya geldi, beni buldular. Yani Hatay'a geldiler. Çok sancılı bir süreçti. Neye uğradığımızı şaşırdık. Hani bir sabah uyandık, enkazdayız. Bir sabah uyandık, sevdiklerimiz yok. Bir sabah uyandık, evlerimiz yok. Şehir yok olmuş. Yani şey, gerçekten bu konu, yani bildiğiniz şehir yok oldu. Ama belirli süreden sonra anladık ki Hatay halkı isteyince tek yürek olabiliyormuş. Sadece Hatay halkı değil, Türkiye isteyince tek yürek olabiliyormuş. Ben yapılan yardımları asla unutmam, unutmayacağım da. Bütün illerimiz buradaydı değil mi Dilek Hepsi Hanım? Buradaydı. Bütün illerimizin plakalarını evet. gördük gerçekten. Gördüm. Ve bunun mutluluğu bizim enerjimizi yapılandırdı. Evet. İlk sıralarda Adana, Mersin. Mesela ben Mersin'den gelen aileyi hiçbir zaman unutamam. Kadın çadır çadır beni aramış. Ve beni görünce öyle bir sarıldı ki, ya dedi, ben dedi, sen evimizin kızısın ve biz sandık ki sen ölmüşsün, haber alamadık. Tabii ilk hafta elektrik yoktu, ulaşamıyorduk, şarjımız yoktu. Kadın küçücük bir arabaya dünyayı sığdırıp gelmiş. Yani şok oldum görünce. Ya biz seni arıyorduk, neredesin falan, işte bulamadık, ulaşamadık, numaran yok, sosyal medyadan yazdık. Yani... Ben beter bir haldeydim. Çok dışarının desteğiyle ayağa kalktım. Ben dedim ki, ben bu memleketin çocuğuyum. Ben bu memleketin kızıyım. Ben dedim, iyi günde sadece olamam onların yanında. Kötü günde de olmam lazım. Evet, çok kaybım vardı. Çok arkadaşım ölmüştü. Ama dedim, benim ayağa kalkmam lazım. Yani o zaman bu zaman. Yani memleketim kötü durumda. Benim bir şeyler yapmam gerekiyor dedim ve başladım. Koordinasyonluk sağladım şehir dışından gelen bütün yardımlara. Burada bir sürü aileye ulaştık, bir sürü çocuğa ulaştık. Çoğunu paylaştım, çoğunu paylaşmadım. Ama dışarıdan gelen, özellikle Adana ve Mersin'den gelen yardımın haddi hesabı yoktu. Öyle iyi insanlar var ki. Ya ben onları görünce dedim ki, yani insanlık ölmemiş, kimse bana demesin. Vicdan hala var, merhamet hala var, insanlık hala var, yaşıyor ve çok güzeldi ya, çok güzeldi. Nasıl güzeldi? İnsanlar çok güzeller, çok yardım geldi. Genelde bireysel değil mi? Münferit yapıldı yardımlar, resmi kurumlardan, Hayır. derneklerden değil. Yok, tamamen bireysel. 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 Paylaşmayı neden seçtim? İyilik bulaşıcıdır. O yüzden. Mesela derler ya, iyilik yap denize at. Hayır abi, yapma.
denize atma. Sen o iyiliği yaptın ya. Sen o iyiliği söyle. Bulaşsın başkası da yapsın. Ben depremde bu stratejiyi uyguladım. Niye? Dedim paylaşırsam gören olur, yardıma ihtiyacımız olduğunu anlarlar, daha fazla gelir. Ve öyle oldu. Köyleri tercih ettik. Engelli vatandaşlarımızı, çocuklu vatandaşlarımızı, aracı olmayan. Benim de aracım yok, bilirim o durumu. Ama ben şeye yakın oturuyorum. Merkeze yakın ya, yardımların geldiği noktaya yakınım. Ya ben yardım tırına yaklaşamıyordum, çok çekiniyordum. Sonra kendimi tırın üstünde buldum dağıtırken. Ama o psikoloji var ya, yani sabahtan akşama kadar oturup anlatsam herhalde anlayamazlar. Çünkü düşünsene, bir gün önce bir şey yoktu, ertesi günü şehir yok, bir hafta sonra tırın üstündesin. Ya tanıdıkların onlar senin, akrabaların, komşuların ve sen onlara yiyecek veriyorsun. Uzun bir süre sanki kabustaymış sıktı, evet. Değil mi? Hani aman bu kötü rüya bitsin, gerçekten başımıza bu mu geldi, ya biz neyin içindeyiz? Hepimiz böyle bir dönemden geçtik. Ben bir süre ağlayamadım, hiç ağlayamadım. Bir süre hiç ağlamadım. Sonra bir ara dedim ben de artık canlı yayın yapayım. İnsanlar bilsin ki yaşıyorum. Ve insanlar bilsin ki gelen yardımlara koordinasyonluk sağlıyorum. Daha bir etkileşim olsun. Çok az şarjım vardı. Birinci haftadaydı. Mahallede jeneratör vardı. Telefonumu orada şarj etmiştim. Canlı yayın yapıyorum. 5000-6000 kişi katılmış. En kalabalık olan canlı yayınım. İşte arkadaşlar yazıyor. İşte tanıdıklar. Yayında daha çok şehir dışındakiler vardı. Orada biri yazdı ki aşağıdan, işte Dilek Berfu ölmüş, haberin var mı? Ben orada yayını bıraktım, ağlamaya başladım. Berfu benim çok yakın arkadaşım, iş arkadaşım, sırdaşım, dostum, Allah rahmet eylesin. Ağladım yayında, çünkü orada şey öldüğünü öğrenmiştim. Yani ben aslında çok aramıştım. Yani ulaşamamıştım. Şarjım bitene kadar hep aramıştım, ulaşamamıştım. Toprağı bol olsun, ışıklar içinde uyusun. HRT ailesi olarak biz de anmış olduk kendisini. Evet, sağ olun. Sonra her şeyi bıraktı. Şok durumu. Şok. Yani dedim acaba daha kim ölmüş? Her gün birinin öldüğünü öğrenince ağlayamıyorsunuz artık. Ağlayamadım. Dedim ya programın başında, hani şimdi oturup ağlasam herhalde aylarca ağlarım. Çok kötü. Yani 2-3 gün sonra başka bir arkadaşımın öldüğünü öğrendim. Babasıyla beraber enkazda kalmış. Allah rahmet eylesin. Duygu, çok sevdiğim. Onların evinde büyüdüm. Adnan amca. Kötü, çok kötü. Yani nasıl ifade edeceğim? Ya bütün olumsuz duyguların, bir de çaresizliğin de var tabii. Evet. Hiçbir şey yapamıyorsun. Yani hiçbir şey tek başına ya da etrafındakilerle yetersiz kalıyorsun. Bu içinde bulunduğumuz durumun zaten verdiği üzüntü başka. Evet. Şimdi depremin üzerinden yaklaşık 10 ay geçti diyebiliriz artık. Belli bir aşama kat ettik. Yeterli mi değil? Kışlar başlayacak, kış soğukları başlayacak. Ve hala daha ciddi anlamda yardıma muhtaç ve el uzatmamız gereken çok fazla sayıda vatandaşımız var. Elbette ki devlet büyüklerimiz, üst makamlarımız bunun farkındalar. Bizim bildiğimiz ya da bilmediğimiz çok fazla sayıda çalışma yapıyorlardır. Evet. Temennimiz o ki sahada da biz bunu görelim. Çünkü şu anda sahada bunun sonucunu görmekte zorlanıyoruz. Hala daha diyoruz ki ya daha bak buraya el atılmadı, burası olmadı, soğuklar başladı, nasıl yapacağız kara kara düşünüyoruz. Evet. Şimdi bu süreçlerden biz geçerken tekrar moralimizin yerine gelmesi için Mediha Hanım, canım Mediha, çok seviyorum ben Mediha'yı. Çok sağ olun. Ayaklandı, kendi enerjisini kendi yapılandırdı. Evet. Hatay'ın kadınları güçlüdür, evet. Hatay'ın kızları güçlüdür. O ruhu bize tekrar sahnede gösterdi. İyi ki Mediha var. Ne kadar süre sonra tekrar sahalara döndünüz diyelim. Evet. Evet, tekrar moral vermeye, bizleri güldürmeye başladınız. Ne kadar sürdü o süreç? Nasıl ki ilk süreçte bir şey yapamamıştım deprem sürecinde, sonra kendimi motive ederek hadi Dilek kalk, sen Medihasın, memleketin için bir şey yap. Belli süre geçtikten sonra ya dedim ki evet çok kaybımız var, evet şehrimizde bir kısmı yok olmuş ama dedim bizim
gülmeye de ihtiyacımız var. Yani dedim, evet, yaşıyorum ya, yaşıyorum, ölmedim. Yani yaşamımı devam ettirmek zorundayım. Yine bir akşam oturmuştum. Ya dedim, hadi ya, hadi dedim, koy şu kamerayı. Aklına ne gelirse çek. Bu arada benim bütün videolarım doğaçlamadır. Yani böyle kağıda yazayım, oturayım falan yok. Önceden ezber çalışma yok. Hiçbir şey yok. Kamerayı hemen koyuyorum, başlıyorum. Yayın başlıyorum. Allah ne verdiyse. Harikasınız. Dedim, bizim gülmeye ihtiyacımız var. Tabii ben bunu düşündüm. Hemen arkadaşlara mesaj attım. Sizce başlamalı mıyım? Hangi dönemde? Biraz Mayıs, Haziran gibi mi? Evet. Ama erken o dönemden. Mayıs gibi. Mayıs gibi. Mayıs gibi. Hı-hı. Ama tabii ben ilk süreçte şey demiştim. Herhalde ben çok çok uzun bir süre video çekemem. Hı-hı. Ben öyle bir video yayınlamıştım. Tabii ki düşünceler ve duygular yaşadıkça değişiyor. Yaşadıkça değişiyor. Şimdi şeyin de vermiş olduğu bir mutluluk var. Ben kimin evine gittiysem ya da kimin çadırına gittiysem... Ya utanarak söylüyorum aslında ben hep bunları. Orada da hep dile getirdim. Ben size bu paketi verirken çok utanıyorum. Keşke böyle karşılaşmasaydık. Keşke böyle tanımasaydık birbirimizi. Oradaki tepkileri var ya. Duygu karmaşası. Gören beni gülüyor. Sarıldıktan sonra ağlıyor. Ya biz seni böyle mi görecektik? Tabii o zamanlarda kıyafetler, saç, baş. Hani umurumuzda değil. Tipimin nasıl göründüğü asla umurumda değil. Giy botunu, çık. Bu yani. Hiç unutmuyorum. Sevgi Parkı'ndayız. İlaç almaya gitmişim. Orada revir var. Beni gören takipçilerim hemen tanıdı. Nasılsın, iyi misin? İşte ne zaman bizi güldüreceksin? Haydi Mediha dediler. Tamam ya dedim. İhtiyacımız var. İhtiyacımız var. Var. Başladım. Başla Mediha'cığım. Vallahi iyi ki başladım. Güzel de oldu. İnanır mısınız, her ortamda, her oturduğum ortamda ilk depremi konuşuyoruz, sonra memleketin gidişatı, sonra geleceğimiz ve biz bunu arkadaş ortamında yapıyoruz. Dışarıdan bazen bizi eleştirdiler ya, işte depremzedeler makyaj koymaya başlamış, güzel kıyafet giyiniyor. Lek ne yapayım, öleyim mi? Yaşıyorum. Ya bir ruj sürdüm çok mu? Güzel görünmek istiyorum artık. Kimin için, kimse için değil, kendim için güzel görünmek istiyorum. En çok yaptığımız aktivite Samandağ sahiline gitmek, arkadaş ortamında oturmak bu. Ama her ortamda ilk muhabbetimiz deprem, memleketin gidişatı, geleceğimiz ve ne yapabiliriz? Yani bundan daha büyük stres olabilir mi? Olamaz. En yani. Üst seviyede stresi, sıkıntıyı yaşamışız, evet. Ve sorunun kalbindeyiz. Gelecek olan yardımları, işte büyüklerimizin, yine hani devlet büyüklerimizin ve resmi makamlarımızın bir yandan müdahalesini bekliyorsunuz. Evet. Bir yandan biz halk olarak dünyaya örnek olacak şekilde, evet, kenetlendik, seferber olduk. Evet. Ama gerçekten o süreç ki hala daha atlatmış değiliz. Evet. İşte şimdi biz de Hatay'ımızı gündemden düşürmemeye özen göstereceğiz, evet, Dilek Hanım. Evet. Sizin videolarınız, sizin yetenekleriniz, becerileriniz, bizim HRT ailesi olarak, evet, burada medya gücümüz, evet, ve ağırladığımız konuklar ve diğer bütün meslektaşlarımızın yaptığı aslında aynı amaç uğruna çalışıyoruz. Evet. Hatay'ı dünya tanıdı, depremle tanıdı. Tarihte, hmm, zaten 7 kere yerle bir olduğunu biz hep okullarda zaten öğreniyorduk. Evet. Şimdi 8. kere yerle bir olmasına biz şahit olduk. Bizim kuşaklarımıza denk geldi. O yüzden Hatay'ımızı nasıl kalkındırdık, nasıl ilerlettik, nasıl geliştirdik? Evet. Gerçekten dünya pazarında çok aktif rol oynaması için şu an ciddi fırsatlar doğabilir. Onun arifesindeyiz. Evet. İşte fikir birliğimizle, güç birliğimizle, enerji birliğimizle ben inanıyorum ki Hatay seneler sonra, hani çok çok uzun seneler demiyorum, biz görelim istiyorum, evet, ona göre çalışmalarımızı yapılandıralım. Evet. Dünyada çok farklı tanınacak. Evet, evet, depremle tanındık ama bak depremi atlattı Hatay ve şu anda yapılandı, evet, çalışıyor. Zaten halkımız bizim çok çalışkan. Çok, evet. Ya. Yani müthiş, bugünün işini yarına bırakmıyoruz. Kadınımız böyle, evet, erkeğimiz böyle. Erkeğimiz. Şimdi çocukları da o bilinçle yetiştiriyoruz. Evet. Şöyle ben şunu söylemek istiyorum, bunu da söylemek istiyorum. Deprem sürecinde o süreç oldu ya, biz aç kalmadık. Nasıl biliyor musun? Çünkü bizim zaten kışa olan hazırlığımız var ya, o
yaptığımız kış hazırlığı, o buzluklarımız hep bir doludur ya. Kiminin evindekiler gitti, kimininkiler kaldı. Zaten kimin evinde kışlığı kaldıysa paylaştı. Ben hiç unutmuyorum. Yani o esnada benim annem o sobayı nereden çıkarttı, o mercimeği nereden getirdi, o tencereyi, suyu nereden getirdi, sobayı yaktı, koydu. Ben şokum. Ya nasıl bir kadınsın sen ya dedim. Biz ağlarken ne çıplak çıktık, çıplak ayakla. Benim annem o esnada kiler odasına geçiyor. Mika'yı çıkartıyor. Sera'nın içine seriyor. Koşun diyor, buraya geçin. Ya o kiler odası üstüne yıkılabilirdi. Ama anne işte ya anne. Baktım annem organizasyon yapmış ya kadın. Sera'yı hazırladı. Geçin 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 dedi. Bizim kışlık sobalarımız vardır. Üstünde büyük yemekler yapılır. Tenekeden. Evet. Benim annem onu çıkartmış. Sera'nın önüne koymuş. Şok ya. Yakmış, ısının, durun. Dedim, ne ara yaptın sen bunları? Sen hangi arada yaptın bunu? Hangi ara? Ayağında ayakkabısı yok kadının. Baktım bunları yapmış. Ya Hatay kadını böyledir işte. Şimdi o kadın bana umut oldu değil mi? Benim annem bana umut oldu. Hayat devam ediyor bak. Yaptı. Ben niye umut olmuyorum? Aslında benim güçlü oluşum annemden. Benim annem çok güçlü bir kadın. Ben de çok güçlü bir kadınım annemden dolayı. Ayaklarım üzerinde çok sağlam durabiliyorum annem sayesinde. İşte o annemin vermiş olduğu umut, beni gören takipçilerimin vermiş olduğu umut, çocukların vermiş olduğu umut, canım benim çocuklar. Ne mutlu bana ki dokunabildim birçoğuna depremde. Vermiş oldukları umuttan yola çıkarak ben video çekmeye tekrar başladım. Biz buradayız, biz Hatay kadınıyız, biz Hataylıyız. Yani valla bak sabahtan akşama kadar övelim kendimizi. Yemin ederim bundan da hiç çekinmem. Bak beni otur, ben sana sabahtan akşama kadar bizim Hataylıları anlatayım. Ben çok kötü günler geçirdim, hepimiz çok kötü günler geçirdik, zamanlar geçirdik. Ama ya yaşıyorum, hayat devam ediyor, insanlar yaşıyor. Kaybettiklerimizin anısına bizim kendi ayaklarımızın üzerinde durabilmemiz gerekiyor. Eminim ki onlar da yaşıyor olsaydı bizim için böyle çabalarlardı. Tamam öldü ama onun bir ailesi var, bir çocuğu var değil mi? Onlara da dokunmak lazım. Onların yanında da olmak lazım. Göre göre insanları, o kadar güzel bir duygu ki o teyzelerin beni sarışı, o çocukların bana sarılışı, abla video çekmeyeceğim mi demeleri. Ya dedim tamam, bizim bilmeye ihtiyacımız var. Dedim tepki de alabilirim ama olsun. Ben göğüs gererim o tepkilere de, hiç önemli değil. Başladım tekrardan çekmeye. Sonsuz katılıyorum sana Dilek Hanım. İyi ki devam etmişsin kaldığın yerden. İyi evet. ki Mediha'mızı yaşatmaya devam etmişsin. Evet annelerimiz çok güçlü. Evet. Annenle de ilk fırsatta tanışmayı iple çekiyorum. Bu vesileyle bütün Hataylı annelerimizin ellerinden öpüyoruz efendim. Evet, öpüyoruz. Kısa bir reklam aramız olacak. Sayın Dilek Bostancıoğlu'yla program akışımız tüm keyfiyle devam ediyor. Tarifi güç, duyguları, düşünceleri konuşuyoruz, dile getiriyoruz. Siz de ne yapıyorsunuz? Sakın bizden ayrılmıyorsunuz. Birazdan beraberiz. Sevgili izleyiciler, Hatay'ımızın güzeller güzeli kızı, Instagram fenomeni ve hepimizin aslında Mediha tiplemesiyle çok yakından tanıdığı Sayın Dilek Bostancıoğlu. Evet Dilek Hanım, şimdi programımız devam ediyor. Çok güzel bilgiler paylaştınız bizlerle. Duygu ve düşüncelerinizi, özellikle sizin mizah anlayışınızla tabii biz daha farklı anlıyoruz. Daha böyle keyifli anlıyoruz. Hayata tutunmamız için önemli sebeplerden biri diyorum. Hemen konuyu bağlıyorum. Şimdi yardımlaşma dönemine geçelim. Deprem döneminde hepimizin bildiği gibi bir tane belen geçidimiz var. Tabii çok zor oldu bu bizim için. Hani evet. Trafik, işte saatler sürdü, günler sürdü, gelen yardımlar, işte hani o gel git yolu tamamen tıkalıydı trafikten evet. dolayı. O süreci nasıl yönettiniz? Hani Mersin, Adana'dan ciddi bir yardım yağdı. Evet. Ama gelişlerinde sorun oldu mu? Ve burada yardım yetiştiği zaman planlı hareket edebildiniz mi? Çünkü ciddi bir karmaşa, kaos evet. ortamımız var. Elektrik, su, internet problemimiz var. Evet, evet. Biraz bize o tabloyu gösterir misiniz?
Şöyle evet çok sıkıntılıydı. Biliyorsunuz Hatay'a tek giriş var. Hı hı. Bir karadan zaten Beren'den bir de deniz yolu. Hı hı. Çok sıkıntılar yaşandı giriş çıkışlarda. Çünkü bir dönem sanki Hatay'da göç vardı. İnsanlar göç ediyor. Ama kim ne yaptığını da bilmiyor. O korku, o telaş. Giden var, gelen de var bir o kadar. Trafik sıkıştı, yardımlar gelmedi zaten biliyorsunuz. Gelmedi derken yardım geldi, ulaşmadı diyeyim daha doğru olur. Sonra linçlenmeyeyim biliyorsunuz. Şöyle, bana gelen bütün yardımlar koordinasyonlu şekilde geldi. Ben Instagram üzerinde bana gelen mesajları tek tek oturdum. Ben hayatta normalde Instagram mesajlarına bakan bir insan değilim. Lütfen beni yanlış anlamayın. Lütfen canlarım dedim. O deprem sürecinde dedim ki yardım yapacaksan otur Dilek dedim. O mesajları tek tek oku. Abartısız akşam saatlerinde otururdum 9-10 gibi sabah 4-5'e kadar. 1000 mesaj küsür 2000 mesaj okurdum. Şu an şöyle düşünürdüm hep. Derdim ki bir insanın ihtiyacı yoksa yazmaz. Çünkü karşı tarafa da güvenmem gerekiyor. Acaba gerçekten ihtiyacı var mı yok mu diye. Kendimden hep empati yaparak yola çıktım. Hı. Ya dedim mesela benim çok ihtiyacım olmasa ben yazmam. Kimseden yardım istemem. Defter oluşturdum. Gelen mesajları aldım isim soy isim, numara. Hepsini tek tek. Ya hayırseverler yardımı bana ulaştırıyor. Erzakları ya da ne getirmişse. Ben bu erzakları alıyorum. Evime diziyorum. Benim evim tek katlı. O süreçte hiç söylemedim. Çok utanıyordum çünkü evleri yıkılmıştı ya. Arkadaşların, ailemin, dostların. Bizim evimiz tek katlı yıkılmadı çok şükür. Erzakları alıyordum hayırseverden. Eve koyuyordum. Sonra arkadaşımı arıyordum. Hadi diyorum başlıyoruz. Caner, Özkan, kim müsaitse haklarını asla inkar edemem. İlk zamanlar kendi cebimizden benzin paralarını koyduk. Sonra işsizdik. Biz işsiz kaldık ya. Sonra benzin parası için de destek olan insanlar oldu sağ olsunlar. Yurt dışından çok oldular. Biz alıyorduk o listeyi. Benim evimden mesela bugün 20 kişiye mi gideceğiz? 20 kişinin erzağını alıyoruz, arabaya koyuyoruz. Başlıyoruz köy köy, mahalle mahalle gezmeye. Allah tuttuklarını altın etsin o hayırseverlerin. Mersin, Adana, İstanbul. Hiç unutmuyorum İstanbul'dan da bir aile geldi. Hiç tanımadığım bir aile. Onlar bir sürü yardım getirmişti. Almanya'dan çok ulaşan oldu. Ya bizim insanlarımız çok farklı ya. Çok iyiler. Bunu bu süreçte anlamış olduk. Öyle gittik. O zaman ilk günden beri aslında gelen yardımlar hep tarafınızdan planlı bir şekilde dağıtıldı. Evet. Ve her şeye, herkese evet. Yetişmeye çalıştınız evet. Değil mi? Evet, evet, evet. Çok keşke herkese dokunabilseydim. Keşke. Her aileye dokunabilseydim. Ama her şey kısıtlıydı. İmkanlar kısıtlı. Araç bulamıyorduk, gidemiyorduk, edemiyorduk. Ve mesaj atıyor ya, abla lütfen. Benim ona bir şey yapmam lazım ya, duramam. Lütfen, o lütfen kelimesi var ya. Lütfen, çok ihtiyacım var. Yani lütfen bebeğime mama lazım, lütfen bez lazım. Duramazsın. Ama gerçekten çok aileye dokunduk. Çok çocuğa da dokunduk. İyi ki de dokunduk. İyi ki hayırseverlerimiz varlar. Burada da iyi ki bizler varız. İyi ki benim gibi gençler var. Örgütlendik ya resmen. Oraya onu gönderdik. Şeyi de unutmuyorum. Benim motosiklet grubumun arkadaşlar, onlar da çok yardımcı oldu. Gidemediğimiz yerlere motorla da giden oldu. Onlar da çok destek sağladı. Gidebildiğimiz aileye gidebildik, yetişebildiğimiz çocuğa yetiştik. İyi ki de yetiştik. Şey dedim ya az önce, iyi ki varım dedim ya, yani şey, buna göz çalmamayın hani yani. Siz ne diyorsunuz iyi ki varım? Dilek Hanım çok tatlısınız. Fikrinize, yüreğinize, emeğinize sağlık. Çok gerçekten yüreği öpülesi, kalbi öpülesi durumlar. Ama genelde iyi niyet temelli, o kadar mutluluk verici sahnelere şahit olduk, yaşadık bizzat. Evet. Hani alma verme dengesini gördük. Evet. İyi ki bu ülkenin bir parçasıyız. Şunu da söylemek istiyorum ya, sözünüzü kestim. Hı-hı. Biz ilk süreçte şey demişlerdi, işte dilek yardımları alıp evine koyuyor. Ya Allah'tan korkun, ben o kadar yardımı ne yapacağım? Ben hiç unutmuyorum.
o kadar yardım geldi. Ben evime bir tane koli bile almadım. Sonra arkadaşlarım dedi ki, ya Dilek dedi, sen hiç evine koli falan aldın mı? Yok dedim. Ya dedi, niye almıyorsun? Yani ne olacağı belli değil. Çalışmıyorsun, işsiz kaldın, maddi açıdan sıkıntı çekiyorsun. Sen de bir düşünsen mi acaba kendini? Öyle ama hep çok eşit davranmaya çalıştım ki davrandım. Kolileri hep eşit eşit. Biz kendi evimizden, kendi erzağımızdan annemle beraber koli hazırlayıp dağıttık. Bunu söylemek istiyorum. Niye biliyor musunuz? Çünkü belki utanır o insanlar. Dediler ya, erzakları alıp evine koyuyor. Nereye koyacağım? Dışarıya. Tabii ki de evime koyacağım yani. Sonra evimden alıp şey. İşte ben o yüzden aslında çoğu paylaşımı yaptım. Yani görsünler diye. Çünkü bu çok böyle üzücü. Yani çok üzülüyordum. Mesela ben bir şeyi de hiç unutmuyorum. Adana'dan bir hayırsever ekmek getirmiş. Ben Yayladağ'ındayım. Yardıma gitmişim. Caner'le. Annem beni arıyor. Ne diyor bana biliyor musun? Kızım biz yemek hazırladık. Geleceğim mi? Dedim yetişemeyebilirim, siz yiyin. Ya dedi, Adana'dan gelen hayırsever ekmek getirmişti. O ekmekleri kimseye vermeyeceksen biz yiyebilir miyiz? Bayatlar bunlar dedi. Yani ben annemle konuşurken buram düğüm düğüm oldu. Ya dedim, ekmeği yemek için annem benden izin istiyor ya, böyle bir duruma mı geldik biz? Sonra şimdi biz sizce o erzakları evimize mi koyduk? Ekmek ya, ekmeği yiyecek annem. Bu yüzden beni arıyor, diyor ki arama amacı aslında oymuş. Ekmekler var, biz kimseye vermeyeceksen yiyebilir miyiz? Ekmek yok çünkü. Telefonu kapattım, hüngür hüngür ağlamaya başladım. Caner diyor, ne oldu? Dedim, bak annem ekmekleri yemek için benden izin istedi. Yani orada yaşadığınız duygu selleri elbette ki unutulmaz. Evet. Tarifi de çok zor aslında. İnsanüstü bir performans sergilemişsiniz. Ailece, elinizden geldiğince kime nasıl yardımcı olabiliriz, kimin hayatına dokunabiliriz? Bunu en iyi niyetlice zaten göstermişsiniz. Şimdi bizim sadece toplumumuzun değil, aslında dünyadaki bütün toplumların, nüfusu küçük olsun, büyük olsun, konuşmak, güzel enerjiyi böyle bilerek ya da bilmeyerek taşlamak bir gerçek. Evet. Bu da hayatımızın bir gerçeği. Takdir eden kadar, alkışlayan kadar söven de olacak. Tabii. Acabalarla dolaşan da olacak. Onları da böyle kabul edip böyle hayatımızda var ediyoruz. Onlar da bir noktada aslında bize motive kaynağı da olduğu dönemler oluyor. Siz de biliyorsunuz. Sonuçta yazıyorsunuz, yazarsınız, sürekli bir kurgu halindesiniz. Şimdi gelelim bizim Mediha'mıza. Mediha'mız devam ediyor hayatına ve iyi ki bizim hayatımızda. Peki Dilek Hanım, siz enerjinizi nasıl yapılandırıyorsunuz? Dinlenmek için, işte ilham perilerini daha bir böyle hani etrafımızda döndürmek için neler yapıyorsunuz? Bize biraz özel olmayacaksa tutkularınızdan, işte boş zamanlarınızda neler yapıyorsunuz sorusunu hiç sevmem. Çünkü boş zaman diye bir şey yoktur. Bir şey yok asla. Özellikle boş zaman olduğuna inanan arkadaşlarım da bunu hani derler ya, ölesiye tartışırım. Siz dinlenme zamanlarında neler yapıyorsunuz? Biraz Dilek Hanım'ı tanıyalım biz yakından. Şöyle, motor aşığıyım ben çocukluğumdan beri. Ama hep bastırılmıştır kız çocuğu çünkü. Şöyle, ben bazen yalnız kalmayı çok severim. Bir o kadar da istemem. Sevmem yani. Kalabalık ortam hep bana iyi gelir ama yalnız kalmak da çok iyi geliyor. Valla ben basar Samandağ'a giderim, deniz kenarı. Orada saatlerce otururum. Hep sorarlar, sıkılmıyor musun? Hayır. Bir de deniz aşığıyım. Bir de benim hep bir ünlü lafım vardır. Denizi gördüğüm her yer evimdir. Bir ara Mersin'deyim, evimdeyim diye denizi paylaşmışım. Bir arkadaşım yazmış ki, hani Samandağ Denizi, senin evinde ne işin var orada? Ama dedim yani, benim evim orası. Kendimi böyle dinlendiriyorum. Motor sürüyorum. Denize gidiyorum. Yani deniz bana çok şey anlatır. Ben denize çok şey anlatırım. Kimseyle konuşamadıklarımı bazen deniz kenarında oturup konuşurum. Denize anlatırım.
O zaman uzun yıllardır profesyonel anlamda motor kullanıyorsunuz. Yok bak şimdi profesyonel dersen. Olmaz mı? Motorcular beni linçleyebilir. Ama bak vallahi hakkımı yemeyeyim, güzel sürüyorum yani. Çok kuralcıyım motor sürerken. Trafiğe dikkat ediyorum. Ya lütfen arada bize de dikkat edin ya. Bunu da söyleyeyim buradan. Arabacı tayfa bak bizi çok şey sıkıştırıyorsunuz, olmuyor böyle. Biraz motora dikkat etmelerini çok istiyorum trafikte. Profesyonel sürücü değilim. Ama düşünsene 50-60 motor tura çıkıyorsun. Yani inanılmaz bir şey. Bambaşka bir şey. Çok güzel. Aralarında çok mutluyum. Motorcu arkadaşlarımı buradan kucak dolu sevgiler. Hepsini çok seviyorum. Çok aralarında çok eğleniyorum. Beni bu deprem sürecinde de hiç yalnız bırakmadılar. Bir de benim Mediha, evet çocukluk lakabım. Ama arkadaşlarım da Niloya derler. Ben hep ararım, derim Niloya üzgün. Hadi gelin. Bakarım 10 dakika sonra hepsi gelmişler. Ne kadar güzel. Evet, onları çok seviyorum. Mediha çocukluk lakabım derken, o zaman Mediha isminin bir hikayesi var, öyle mi? Erkek kardeşim bana... Neler neler. Erkek kardeşim bana bu lakabı nasıl koyuyor? Misafir var evde. Biz gelen misafir çocuğu dövüyoruz. Ben boğazına yapışmışım, tutuyorum çocuğu falan. Tartışmışız. Evinde ya ne kadar ayıp bir şey ama çocuk haklı işte. Hanımefendinin de adı Melihaydı. Sinirli bir hanımefendi. O günden sonra kardeşim dedi ki iyi dedi aynı hayametin Mediha. O günden sonra kaldı. Kaldı ismimiz böyle. Mediha diye. Sonra Tolga Mediha'ya şarkı yazınca tam böyle bir patladı. Bir şarkım var benim. Bilmiyor musunuz? Ah Mediha, vah vah Mediha. Öyle bir şarkı var. Öyle kaldı. İşte Nilo'ya da motorcu arkadaşlarımın taktığı lakap. Böyle güzel. Çok güzel. Böyle kendimi dinlendiriyorum. Hem tek başımayken dinleniyorum. Enerjimi topluyorum. Bir de ben çok duygu karmaşası yaşarım. Nasıl? Ağlıyorum ama gülüyorum da. Gülerken de ağlıyorum. Çok duygusalım. Hemen ağlarım ama hemen de gülerim yani. Hep böyleyim. Ya iyi ki varız ya. İnsanlar iyi ki varlar. Motorlarımız iyi ki var. İyi ki motorcuyum. Çok zevk alıyorum motor sürerken. Çok o motorun üstüne binip sürüyorum ya. Her şeyi unutuyorum. Yalnız deprem sürecindeyken motora küstüm. Çünkü evden çıktım baktım motorum yerde, daha yeni almışım. Eve yeni geçirmişim motoru. Uyandım ya, devrilmişti. Kardeşime dedim kalsın bırak dedim. Korktum süremedim. Sonra benim tayfa geldi. Haydi haydi abla, haydi haydi falan dediler. Başladım sürmeye. Ama çok içim buruk sürmüştüm, hiç unutmuyorum. Samandağ'a gitmiştik. Kaskı takmışım ama ağlaya ağlaya sürüyorum motoru. Her yer enkaz. Samandağ'a gidiyorum. Evim dediğim yere gidiyorum. Ama içim buruk. Yani ben Samandağ'ın o merkezini görünce şok. Şok ya. O gün kaskı çıkartmadım. Ya gözlerim şişti. Ne oldu? Diyorlar. Sizce? Tamam. Belli yani. Onlar zaten Samandağlı ya arkadaşlar. Onlar zaten görmüş, alışmışlar. Ben uzun bir süreden sonra gördükten sonra yıkılmıştım. Ama toparlandık çok şükür. Ya ben halkımızın umutlu olmasını istiyorum. O yüzden tekrardan video çekmeye başladım. O yüzden tekrardan motoruma sarıldım. Toparlanacağız inşallah ya. Geçecek, düzeleceğiz. Yavaş yavaş artık alışmamız gerekiyor. Toparlanmamız lazım. Dilek Hanım, sahadaki gözlemleriniz nasıl? Şu anda bizim içinde bulunduğumuz durumu hepimiz biliyoruz. Evet. Resmimiz de ortada. Neler yapılıyor, neler yapılamıyor, neye yetişebiliyorlar, neye yetişemiyorlar ve biz bunun içerisinde neyin mücadelesini veriyoruz. Bizim şöyle bir halkımızın, hani sizin gözlemleriniz eşliğinde bir resmini bize gösterseniz. Yani umutlu muyuz, umutsuz muyuz, dertli miyiz, şikayetçi miyiz, yoksa aslında bir yandan hani teşekkür de etmeye başladık, hani enerjimizi mi yapılandırdık, yoksa her telden var mı içimizde? Yani bu çok konuşulacak, yani zaman isteyen bir soru sordunuz. Biz yaşam mücadelesi veriyoruz.
yaşıyoruz ama bir o kadar da yaşamıyoruz. Nefes alıyoruz ama almıyoruz da. Enkazın içinde, tozun içinde yaşamak çok zor. Gerçekten çok zor. Yani evden iş yerine yetişene kadar ben beyaz oluyorum ya, toz, toprak, koku. Bunların arasında yaşamak çok zor. Kış geldi, çadırlarda yaşayan insanlarımız var hala. Konteynerde yaşayanlar rahat değiller. Tamam evet, konteyner, çadırda değil konteynerde ama o konteyner su geçiriyor. Yani kalabalık, herkes dip dibe. Kış dönemlerinde hastalık artar. Yaşıyoruz ama rahat yaşamıyoruz. Hatay'ın şu an çok eksiği var. Ve bence Hatay acilen afet bölgesi ilan edilmeli. Yani özel bir afet bölgesi ilan edilmeli. Ben buradan sesleniyorum. Umarım izlerler. Çok eksiğimiz var. Çok çok eksik var. Hala ayakkabı alamayan çocuklar var. Yani maddi durumu çok kötü olan insanlar var hala. Yani Hatay halkı gönlü zengin insanlar, durumları iyi insanlar ama her şeyimizi kaybettik. Eksik var, çok eksik var. Yani el atılmalı, acilen el atılmalı. Yani 10 ay olacak, hala çadırda yaşıyor. Onun hakkı artık bir eve geçmek, bir konteynere geçmek ama sağlam bir konteynere. Isınan bir konteynere, su geçirmeyen bir konteynere. İhtiyaçları var insanların. Evet, umudumuzu kaybetmeyelim diyoruz. Umut olmaya çalışıyoruz konuştuklarımızda, yaptıklarımızda. Güldürmeye çalışıyoruz ama gerçekleri unutmamamız lazım. Eksik çok. Çok büyük bir eksik var Hatay'da. Yaşam mücadelesi veriyoruz bu kadar şeyin içinde. Yaşıyoruz ama yaşamıyoruz. Hep söyleyeceğim. Yaşıyoruz ama bir o kadar da yaşamıyoruz. Acilen el atılması lazım. Dün değil bir önceki gün İskenderun'u su götürdü. İnsanlar evlerinden tahliye edildi. Bu normal bir şey değil. Bu anormal. Ya doğal afet. Önüne geçebilirsin. Yani bu kadar değil. Bu hak da değil. Bu bir doğal afet. Deprem öldürmüyor. Binalar öldürüyor. Sen o malzemeden çalmasaydın belki o kadar insan ölmezdi. Yani Hatay çok güzel bir şehir. Çok zengin bir şehir. Refah yaşıyorduk depremden önce. Devir dayım oluyordu. Kendimiz ekiyoruz, kendimiz biçiyoruz. Su. Su ya. 10 aydır bir şehrin içme suyunun altyapısı yapılmadı. İlginç değil mi? Çok ilginç. Neden? Yani neyi bekliyorsunuz? Tsunami mi olsun? Göktaşı mı düşsün? Ne olsun? Yani zaten asrın felaketini yaşamış bu insanlar. Yani eksik çok. Acilen el atılması lazım. Peki siz şahsen bu konuda çalışmalarınızla, hani ekran karşısında ya da ekran dışında bu konuda resmi mercilerle görüşme yaptınız mı? İlettiniz mi sorunları? Ya da en azından iletmek için bir girişimde bulundunuz mu etrafınızdaki yetkili kişilerden? Maalesef ki iş başka boyutlara gidince görüşmek istemiyorsun. Yani ben siyaseti sevmiyorum. Tam da onu soracaktım. Diyecektim de Dilek Hanım, siyasi bir gönderme mi yaptınız orada? Ben sevmiyorum siyaseti. Bulaşmak da istemiyorum. Mizahi karakterimden dolayı. Ama dokunmak istiyorsun. Yani sen bu insanlar sayesinde bu raddeye gelmişsen onlar için bir şey yapman lazım. Sosyal medyan kuvvetli, değil mi? O yüzden paylaşımlar yaparak yani bunu dile getirmek istiyorsun. Şöyle, görüşmedim büyük siyasi kimseyle. Görüşmek de istemedim. Sadece bir dönem desteklemek istediğim milletvekilleri vardı. Onlarla konuştum. Onlar da ellerinden geleni yaptılar. Ya siyaset bana göre bir şey değil. Ben siyasi çatısı altında hiçbir şey yapmak istemiyorum. Kendi imkanlarımızla ne yapabilirsek. Yani izleyeceklerdir muhakkak şu an bu
kaydı bu yayını? Dilek Hanım, ben şöyle düşünüyorum. Bizim Hatay olarak onun üzerinde milletvekilimiz var. Mecliste bizi temsil eden. Evet. Çok daha ateşli bir şekilde bizim haklarımızı, savunmalarını ben beklerdim. Umarım duyuyorlar, umarım izliyorlar ya da bir şekilde onların kulağına gider bu mesajlarımız. Ve şahsen benim gibi düşünen çok fazla sayıda insan var. Yani ortalığı ayağa kaldırmaları gerekiyordu mecliste. Yani şu an içinde bulunduğumuz durumu bütün siyasi kimliklerinden arınıp, bütün ideolojilerini bir kenara bırakıp, Hatay insanı olarak, toprağına aşık biri olarak, ya 100 yılın felaketini yaşamışız ya. Ya Uzak Doğu, Amerika, hani Kuzey, Güney, Doğu, Batı, her yerden, dünyanın öbür ucundan kimler kimler gelmedi ki? Evet. Enkaz kurtarma çalışmalarından tut. Daha sonra işi tabii anlatım bölümü de, yani biz neredeyse bütün ülkelerde, bütün kıtalarda yayınlandık. Özellikle Hatay, özellikle Hatay'daki yıkım. Akıl dışı, günümüzde akıl dışı. Ve şimdi hala daha az önce çok güzel ifade ettiniz. Biz yaşıyoruz ama yaşamıyoruz. Gülüyoruz, içimiz keder dolu. Gülmek mecburiyetindeyiz çünkü çocuklarımıza örnek oluyoruz, yaşlılarımıza moral veriyoruz, birbirimizi motive etmeye çalışıyoruz. Bunu yapmayalım da ne yapalım? Hani dediniz ya, evet ben devam ettim Mediha tiplemesini yaşatmaya. Yani ruj sürdüm o sırada. Kendi içimden gelen sosyal sorumluluk görevimi icra ediyorum. Biri diyor ki bak ne yapayım, öleyim mi? Çok güzel ifade ettiniz birinci bölümde konuşurken. Evet. Yani şimdi sözüm ona tabii milletvekillerimiz, büyüklerimiz, üst makamdaki herkes. İnanıyorum ellerinden geleni yapıyorlar. Bakın bu inancımdan da vazgeçmiyorum. Ancak mecliste bizi temsil eden milletvekillerimizden benim beklentim çok daha farklı boyuttaydı. Umarım hayatımızda farklılıklar olur bu birkaç ay içerisinde. Çok zor bir dönem bizi bekliyor. Evet. Kış geliyor, yağışlar var. Bir de ülke olarak zor bir kış bizi bekliyor. Hani evet. İskenderun sahilimizde içler acısı bir durum yaşadık. Bir yandan ondan önce İzmir'in haberini aldık. Evet. Yine Karadeniz'de deniz taştı. Evet, maalesef. Samandağ. Bir sürü görsel gördük, şahit olduk, izledik. Ya çok zor durumdayız. O yüzden umarım ki milletvekillerimiz ya gerçekten böyle Ankara meydanlarında bağır çağır yapmamız gereken bir durumdayız şu anda. Şimdi böyle bir durumda Silivri soğuk. Gelelim Mediha'ya. Şimdi canımız Mediha'mız. Ne yapıyor Mediha, keyfi yerinde mi? Yani evet, iyi, güzel. Tepkileri çok seviyorum. Dışarıdan gelen. Ben şeyi de çok seviyorum. Hani biraz şey olacak ama kadınların bana gösterdiği tepkiye hayran. Yani çok teşekkür ediyorum. Ya Dilek Hanım, o kadar güzel ifade ediyorsunuz ki. Yani sera hayatından, işte hani tandırda ekmek yapımından, o ruhu, o psikolojiyi, işte hani çocukları var, okuyor ama bir yandan bahçede yoğun bir kadın var, iş kadını var, üreten bir kadın var, tabii, üreten bir hanımefendi var ve Hatay'ın ruhunu çok güzel yansıtıyorsunuz. Evet. Bu muhteşem. Ayakta alkışlıyorum sizi. Çok teşekkür ediyorum. Ben bütün kadınlarımız çok güçlü, Hatay'ın kadınları. Eminim dünyadaki bütün kadınlar da güçlüdür. Ya sabah uyanacak, çocuğunu okula gönderecek, kahvaltısını yaptıracak, giydirecek, hazırlayacak, temizleyecek, gönderecek. Sonra ev işini yapacak. Bahçesi varsa çıkacak, seraya ekecek, biçecek, akşam yemeğini yapacak, bamyaya gidecek, işte narını koparacak, nar ekşisini yapacak, biber salçası, salça, dünya. Biz böyle yaşıyoruz. Bir de biz her şeyi kendimiz üretmeye çalışıyoruz ya, olabildiğince dışarıdan almamaya çalışıyoruz. Yani şimdi sen bir domates salçası dışarıdan aldığımı evde yaptığım bir mi? Değil. Olmaz. Ha, dışarıdakiler kötü mü fabrika yapımı? Hayır, illa kötü değildir. Ama evdeki daha o lezzet. Sen var. Yapıyorsun, kendi ellerin de yiyor onu. Ben seviyorum, çok seviyorum bizim Hatay'ı. Böyle yaşıyoruz. Ben bir videomda diyorum da Hatay'da yaşanması gerektiği gibi yaşıyoruz hayatı. Böyle yaşıyoruz. Mesela bazen şey olur. Ben mesela cam silerken de video paylaşırım. Ama ben o camı video çekmek için aslında silmiyorum. Sildiğim için videoyu çekiyorum. Yani ben o işi yapıyorum. Mesela ben çoğu videomu nasıl çekiyorum? Mesela oturmuşuz, bantak kaşırım ben. Değil mi? O esnada aklıma video geliyor. Diyorum ki annemlere işte falan.
fazla hareket etmeyin işte, siz çaktırmayın, belli ettirmeyin, ben iki dakika şu videoyu çekeyim. Yani aslında ben o şeyi, organizasyonu kurmuyorum video çekmek için. Zaten kurulu bir organizasyon. Aklıma video geliyor, konu geliyor. Hemen kamerayı koyup çekiyorum. Mesela Zeytin'deyken de, ben Zeytin'e gidiyorum her sene anneme yardım etmeye. Bu sene gitmedim, yalan olmasın. Orada zeytin koparırken aklıma video geliyor. Salçayı yaparken aklıma o video geliyor. Yoksa ben işim mi yok? Gideceğim, getireceğim, domatesleri yağacağım, giyineceğim de siz ekipmanı giyeceğim de oturup şey yapacağım. Video. Olmaz, mümkünatı yok. Yani zaten yapıyorum. Yani ben Hatay kadınıyım, böyle yaşıyoruz, yalan yok. Yani bu şekilde yaşıyorum. Mesela ben tandıra gitmiyorum video çekmek için. Zaten tandırdayım. Yani ama Arif Fettah, yani açmayı bilmiyorum. Sadece götür, getir, ayak işlerini yapıyorum. Odunları taşı. Hamaratım, çok hamaratım ama elimden her işte geliyor ama daha tandır işini beceremiyorum. O şey yapma işini beceremiyorum, açma işini. O şekilde devam ediyorum. Yani dediğim gibi hep doğaçlama. Kamerayı koy, ver yansın. Aslında kendi hayatının içinden, evet, olay örgülerini o an karar verip ekrana olduğu gibi, hiç ezber yok, plan yok, değil mi? Mizansen yok, olduğu evet, gibi evet, aktarıyorsun. Bunu evet, da çok güzel yapıyorsun. Evet, teşekkür ederim, çok sağ olun. Yani böyle bir süre daha devam etmeyi düşünüyorum. Eğleniyorum da, hoşuma da gidiyor. Güzel, tepkiler de çok güzel. Vallahi insanımız umudunu kaybetmesin. Toparlanırız, şehir düzelir inşallah. Yaşıyoruz, yani şöyle söyleyeyim, hiçbir şeyi ertelemeyin artık ya, hiçbir şeyi ertelemeyin. Vallahi yarının garantisi yok. 5 dakika ne olur bilmiyoruz. Gitmek mi istiyorsun? Git, gez, eğlen, iç, ye, ne istiyorsan yap. Sevdiklerine sarıl, sevdiklerine zaman geçir. Hiçbir şeyi ertelemesinler, her şeyi yapsınlar. İçinden ne geliyorsa yap. O bunu demiş, o bunu demiş, boş ver, yaşayın gitsin. Yani öyle. Güzeller güzeli konuğumdan muhteşem bir mesaj geldi bize. Çok güzel söyledin, çok güzel anlattın. İyi ki Mediha'yı bizimle tanıştırdın, iyi ki programımıza konuk oldun. Ve bu dönemde Hatay'ı da hiç bırakmadın. İlk günden itibaren hep buradaydın. Elinden geldiğinin fazlasını yapmaya çalıştın. Sen ve arkadaşların ve ailen. Hepsi de iyi ki var. Çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğun için. Ben de çok teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Çok sağ olun. İyi ki sizler de varsınız. İyi ki HRT de var. Vallahi kucak dolu sevgiler hepinize. Hepinizi çok seviyorum. Sayenizde geldim. Sayenizde de devam edeceğim inşallah. Çok sağ olun. Lütfen umudunuzu kaybetmeyin. Vallahi bak, baharatçılar çarşısı açıl. Gidin alışverişinizi yapın. Gerçekten. Eskisi gibi. Ya bunlar biz böyleyiz ya. Bunlar bizi mutlu ediyor. Çarşıdan baharatını al, evine gel. Bunlar bizi mutlu ediyor. Yeşereceğiz ya tekrardan. Ayağa kalkacağız. İnşallah en kısa sürede de toparlanırız. İnşallah. Sonsuz katılıyorum söylediklerine. Tekrar ediyorum, altını çiziyorum. Fikrine, yüreğine, emeğine sağlık. Dilek Hanım. Sevgili izleyiciler, Hatay'ımızın güzeller güzeli kızı, Instagram fenomeni, Mediha'mıza can veren şahıs kendisi Sayın Dilek Bostancıoğlu bizlerle beraber oldu. Önümüzdeki hafta yine aynı saatte Hatay'da Hayat isimli programımızla Perşembe günü saat 9.30'da HRT ekranlarında buluşacak. Şimdilik sevgiyle kalın, hoşça kalın. İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bizler enerjimizi yapılandıracağız. Hatay'ımızı hep birlikte ayağa kaldıracağız. Aslında her iki bakanlığın koordineli şekilde çalışmasını gerektiriyor.